Merhabalar, Lüksmet Protez'den Burak ben. Bu videomuzda size protez bacak çeşitlerinden bahsedeceğim. Diz altı protez bacakları iki seçenekten oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi vakumlu sistem. Bu vakumlu sistemde aktif veya pasif olarak ayırabilmekteyiz. Burada hastanın proteze tam tutunması sağlanmakta ve hasta kendi bacağı gibi hissetmesi hedeflenmektedir. Bir diğer çeşidimiz olan pin sistemli protezde ise hasta önce güdüğüne silikon bir çorap giyiyor. Silikon çorabın ucunda olan bir çivi sayesinde protez tutunma sağlanıyor. Bu da tercih edilen protez seçenekleri arasında. Fakat en yaygın olarak kullanılan protez seçeneği aktif veyahut pasif vakumlu protez seçenekleridir. Dizaltı protez bacaklığı ile ilgili diğer videolarımızdan da daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Düzüstü protez bacaklar için 3 adet seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi e, basit sistemli dediğimiz frenli veya kilitli eklemler. Burada hastanın diz ekleminde kullanılacak eklemin fren sistemiyle veya bir kilit sistemiyle çalışması öngörülmektedir. Düzüstü protez bacaklarında ikinci seçeneğimiz ise hidrolik sistemli e, dizüstü protezleri. Hidrolik sistemler e, diz ekleminin hidrolik bir mekanizma ile çalışması sayesinde hastaya bir direnç uygulamaktadır. Örneğin merdiven inerken, yokuş inerken, yokuş çıkarken bacağımız gerekli bir açıda bir dirençte kalması gerekmektedir. Hidrolik sistemler de bu direnci sağladığı için hastaya konfor ve dayanıklılık sağlamaktadır. Burada hastalarımızı değerlendirdikten sonra ürün yelpazemizde ona uygun en iyi hidrolik protezi önermekteyiz. Özellikle 3R80 ve 3R60 gibi Ottobock markasına ait diz eklemlerinde hastanın geri dönüş performansları ve kullanım ömürleri çok uzun olmaktadır. Son olarak diz üstü protez bacaklarında hidrolik sistemlerde 3R80 suya dayanıklı olması, yaz aylarında deniz veya havuza girmesi veyahut gündelik hayatında duş alabilmesini kolaylaştırmaktadır. Mikro işlemcili protest seçeneklerinde ise hastanın gündelik hayatındaki aldığımız veriler klinik bazlı değerlendirmemizlerinden ortaya çıkan sonuçlarla beraber hastaya özel olarak tamamen ayarlanan bir diz eklemiyle hasta yokuş inme, yokuş çıkma, merdiven inme, merdiven çıkma ve gündelik hayatında başına gelebilecek bütün olumsuz senaryolara karşı sensörler sayesinde güvenli bir ortamda hayatına devam etmektedir.